basketbol severler tekrar sizlerle beraberiz. Gecenin açılış karşılaşması 2. lig A grubunda Hegemonya takımı ile İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi takımı karşı karşıya geldiler. Her zamanki gibi Alaaddin Tatlıdere ile yine beraberiz yorumlarımızda. Hemen değinmek istiyorum Alaaddin Tatlıdere, hemen çeyreklerden bahsedeyim. Sonra hemen analiz için sana döneceğim. İlk çeyrekte karşılıklı hücumlar vardı. İlk 3 dakikada boş geçilen hücumlar vardı. Sadece 2 sayı atılabilen bir ilk çeyreğin ilk 3 dakikasında. Sonrasında takımlar birbirlerine karşı denediler, tarttılar. Ondan sonra sayılar gelmeye başladı. Bu bölümde Diş Hekimliği Fakültesi'nin bulduğu sayı Hegemonya takımı da karşılık vermeye çalıştı ama ilk çeyreğe 15-10'luk İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi takımının üstünlüğü vardı. İkinci çeyreğe geldiğimizde ise oyunda birbirlerine karşı 5 desteklerini verdiler. 5'leri kullanmaya çalıştılar. Oyuncu rotasyonları yaptılar. Hakikaten bölümde hücumlar hani tabiri caizse çok boş dönüldü. Top kayıpları aşırı derecede fazlaydı. Sadece bu bölümü Hegemonya takımı 11-10 skorla önde geçti. Üçüncü çeyreğe geldiğimizde ise burası çok kritik. Bunun analizini biraz Alaaddin Tatlıdere'den almak istiyorum. Hegemonya takımı ilk sayısına Alaaddin Tatlıdere son dakika içerisinde buldu. Evet. Üçlük, attığı üçlük. Son 30 saniye kalımına, evet. Son 30 saniye kalımına 9,5 dakika boyunca Diş Hekimliği karşısında sayı bulamadılar. Son 30 saniyede sadece bir üçlük ardından da bir ikilik sayıyla, yani toplam 5 sayı bulabildi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 21 sayılık performansıyla farkı açtı bölümde. Farkı alarak cebine koydu. Son çeyreğe geldiğimizde ise Hegemonya takımı biraz toparlanma çabası gösterdi. Sayılar bulmaya çalıştı. Ama hani süre yetmez derler ya, 16-11'lik üstünü kapatsa da karşılaşmayı 3. çeyrekte kaybettikleri 21-5'lik skor çok etki etti. 57-47 skorla haftayı galibiyetle kapatan taraf Diş Hekimliği Fakültesi oldu. Alaaddin Tatlıdere'de hemen skorerlerden bahsetmek istiyorum. Hegemonya takımında Eray Altanlar 19 sayı 4 ribaundla oynadı. Barış Şenal 10 sayıyla çift hanelere çıkan diğer oyuncu oldu. Vahdettin Hançer ile Ahmet Tiryaki'nin 5'er sayıları var. Cem Şeker'in sadece 3 sayısı var. Yani bölümde gerçekten oyuncu sadece 2 oyuncu üzerinde kaldı skor yükü. Devamı gelmedi. İstanbul Üniversitesi'ne baktığımızda ise geçen haftanın yıldızlarından Alperen Aygün çok güzel performans sergiledi. Double double'ın yaptığı 19 sayı 11 rebound 19 verimlilik puanı vardı. Pot altını çok iyi domine etti. Gürkan Ünsal da aynı şekilde 10 sayı 12 rebound ile pot altına geçit vermediler. Orkun Elçin 8 sayı 9 rebound da 3. bir usun olarak 2 usuna destek verdi bu noktada. Cenk Öker takımının gardı 9 sayı 7 rebound da oynadı. Atan Şahin 2 sayı, Tolga Gürman 6 sayı 13 rebound performans sergiledi. Hemen Levent Emir Güneş Suya da değinmek istiyorum. 3 sayı 3 rebound oynadı. Kerem Tekin 2 rebound ile karşılaşmayı tamamlayan taraf oldu. Evet Alaaddin Tatlıdere, bir senden özetini alalım karşılaşmanın. Reklamlardan sonra mı? Evet, bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra Alaaddin Tatlıdere'nin tatlı yorumlarını dinleyeceğiz. Reklamlardan sonra tekrar döndük ve Alaaddin Tatlıdere'ye dönüyoruz. Hegemonya takımı. İlk olarak Hegemonya'dan başlayalım değerlendirmeye. Evet, şimdi notlarıma baktığım zaman İstanbul Üniversitesi ilk çeyreğe iyi başladı fakat Hegemonya takımı direnç gösterdi. İkinci çeyrekte başa baş bir mücadele oldu. Bu ilk iki çeyrekte Gürkan Ünsal inanılmaz işler yaptı. Rivant'a gerçekten tecrübesini konuşturdu. Üçüncü çeyrekte ise Alperen'le birlikte Gürkan Ünsal hem hücumda hem savunmada aldığı ribantlarla Hegemonya takımına geçit vermedi. Hegemonya takımı bu çeyreklerde organize olmadığını gördüm ben. Organize hücum etmediler. Ellerine gelen topları attılar. Sayı bulursa sayı oldu, bulamazlarsa hızlı hücumlarla İstanbul Üniversitesi takımı. İstanbul Üniversitesi iyi oynadı. Daha az hata yaptı ve maçı son çeyrekte, 3. çeyrekte açtıkları farkı son çeyrekte rahat bir oyunla üstünlük Hegemonya'da gözükse de
İstanbul Üniversitesi maçı kazanan taraf oldu. Alaaddin Tahtadere'ye şunu sormak istiyorum. Hegemonya takımın yaptığı büyük bir yanlış var. Şimdi karşında iki kuleler var, ikiz kuleler. Hani benim tabiri caizse David Robinson ile Tim Duncan, Amiral ile Tim Duncan'ın olduğu gibi çok güzel ikili kurmuşlar. Diğer taraftan da üçüncü bir uzunları var, Orkun Elçi. Üç uzun durmadan değişebiliyor bu noktada. Evet. Yorgunluk olmuyor. Üçüncü çeyrekte, 9.5 dakikada sadece bir mola aldılar. İkinci molayı alamazlar mıydı? Alaaddin Tahtadere hakikaten aynı şekilde değil mi? Bir taraftayız. San Antonio Spurs'a baktığımızda eski dönemlerde David Robinson'la hani Tim Duncan'ın oluşturduğu iki kuleler vardı. Evet. Üst üste gelen şampiyonluklar bu şekilde gelmişti. Hani ikinci ülkeye baktığımızda dominant uzunlarda hakikaten dikkat edersen Gürkan Ünsal'la Alperen ve Orkun hani birbirini tamamlayan uzunlar. Hocam ben şimdi burada istatistiklerle konuşmak istiyorum. İstatistiklere baktığımızda neden bu mağlubiyet geldi onu hemen söyleyeyim Hegemonya takımına. Gökhan Özdemir 4'te 0 üçlük. Barış Demirözü 2'de 0 üçlük. Mehmet Akdeniz bir tane atmış o da sayı olmamış. Eray Altanlar 17'de 3 tane isabet. Maçın gitme noktası, maçın nereden gitti? Barış Şenal 7'de 2-3 sayı isabeti. Ömer Karaosmanoğlu 6'da 0. Sen 3 tane uzunla oynuyorsan eğer, bunlar kaçırdığı zaman mağlubiyet kaçınılmaz olur. Bu kötü istatistiğe göre çok iyi bir sonuç. Evet. Evet. Yani bu 30 sayıyla da bitebilirdi. İstanbul Üniversitesi daha organize olsa, son maç, son çeyreği rehavete kapılmasa ve bastırarak oynasa bu maç 30'da da bitebilirdi. Rahat biter. Eğer sen dış şutlarda bu kadar kötü istatistik yapıyorsan, Eray Altanlar'ın iki sayı orta mesafe isabetine bakıyorum, 10'da 3. Ondan sonra kim vardı? Ömer Karaosman 2'de 0. Dış şutlarda yüzdesi çok düşük olduğu için ve 3 tane de uzunla oynuyorsan, hele ki bu tecrübenin ligin tecrübeli isimleri Gürkan Ünsal, Alperen olsun, Orkun evet, olsun. Evet, Orkun olsun. Bunlarla oynuyorsan bu şutlar kaçtığı zaman hele ki önde de 2 tane hızlı oyuncun ve varsa, Cenk'in bir gardın varsa, evet, Cenk'in bir hızlı çıkan oyuncu sana varsa döner. Bence bu maç Hegemonya takımı kötü istatistikle iyi sonuç aldı. Bu maç 30'da da bitebilirdi. 57-42'lik 15 sayılık bir farkla bitti. İneyi kurtardılar diyebilir miyiz? Evet kesinlikle. Bu kadar yani 30 küsur de değil mi hocam? Yanlış olmadıysa ortalaması. Evet. Yani 30 tane üçlük atıp 4-5 tane sokuyorsan karşılaşmada hakikaten mağlubiyet kaçınılmaz bir noktaya gelir. Burada Kaptan Mehmet Dabakoğlu'na değinmek istiyorum. Bu maçta kendisi yoktu. Özel işlerinden dolayı katılamadı. Bu maçı tekrardan seyretmesi ve takımına gerekli önlemleri alması şart. Eğer ki playoff grubunda her takımın kritik sonuçlar aldı, her takım için bir sayının bile önemi olduğu noktada yani bir galibiyet, bir mağlubiyetle her şeyi değiştirebilir, sıralamayı baştan aşağı yenileyebilir. Alaaddin Tahtadere. Son bir şeye bakacağım. Burada onu açmaya çalışıyorum. Hegemonya takımı 42'de 7-3 sayı isabeti var. 42'de 7. Çok evet. Büyük oran. Çok büyük oran. Evet. Gerçi İstanbul Üniversitesi 20'de 1 atmış. O da var. O da var. Evet. O dikkatimi ama, çekti ama tabii içeriden ki uzunlar, kapattılar. Evet. Uzunlar domine ettiği için oyunu bu kaçılan Hegemonya'nın kaçırdığı sayıları rakip takımın çemberine sayı olarak kolayca, çabuk evet. Kolayca gittiler yani. Evet. Ya burada İstanbul Üniversitesi'ne değinmek istiyorum. Gerçekten domine oynadılar. Oyunu her noktada domine ettiler. Son çeyrekte Alaaddin Tahtadere katılıyor musun ona bilmiyorum da bench'teki oyuncuların da süre verdiler. Herkesin oynamasını sağladı. Her oyuncu süre aldı. Süre almayan oyuncusu yok. Her oyuncuya süre verdiler. Evet. Vermeye yani çalıştılar noktada. Genelde takımlar buraya geliyorlar. Herkesi oynatmaya çalışıyorlar. Herkesin süre almasını istiyorlar. Kadroları çok fazla geniş tutmuyorlar. Bence güzel şeyler yapıyorlar. Ama kazanma kısmında bunları yaptığın zaman da tabii ki bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ters dönebiliyor. Ama her iki takımı da tebrik ederiz. Centilmence bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu. Çok güzel maç oldu. İtirazı olmadı. Yani keyifli bir basketbol gecesi yaşadık. Bu gece hakikaten yaşadık. Kesinlikle. Evet, programımızın sonlarına doğru tekrar geldik. Alaaddin Tahtadere bizimle beraber oldu. Her zamanki gibi yine beraberiz biliyorsun. Güzel bir yorumlarını aldı. Kendisini dinledik. Evet.
gecenin kazananı İstanbul Üniversitesi oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hegemonya takımına da uyarılarımızı kulak ardı etmemesini kesinlikle tavsiyelerimiz arasında. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi bizimle kalın, beste kalın. We are the best.